Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz şu anda oyunun en iyi karakteri arkadaşlar tartışmasız Herkül. Herkül'ün şu anda oyunun en iyi karakter olmasının asıl sebebi verdiği yüksek hasar değil arkadaşlar. Verdiği yüksek hasar değil, Herkül'den daha da yüksek hasar veren birkaç karakter daha var. Fakat arkadaşlar Herkül'ün en önemli esprisi kopya özelliği ve tabii ki kopya sayısı. Yani çok yüksek hasar verirken Herkül ölmüyor arkadaşlar. Böyle bir vicdansız. İki farklı ölümsüzlüğü var. Hatta biz yanına bir de Heimdall alıyoruz. Üç farklı ölümsüzlüğü oluyor. Hem ölmüyor hem yüksek hasar veriyor. Hem çok fazla sersem veriyor. Bla 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 bla. Bence Herkül'ün her bir hareketi ince ince elenmiş. Ve her hareketine birden fazla özellik verilmiş arkadaşlar. Üzerine çok hassas durulduğu için ve mitolojik bir karakter. Bence hak ediyor da bu arada. Ama öyle bir karakter var ki arkadaşlar, uzun zaman önce bir buff yemişti. Size bir şeyini göstereceğim. Herkül'den daha iyi olup olmadığına siz karar verin arkadaşlar. Gambit. Evet, çok enteresan değil mi? Bildiğin Gambit abi. Bildiğiniz Gambit arkadaşlar. Şöyle bir Gambit'i sokalım. Arkadaşlar dikkatlice izleyiniz. Ben de bir konsantre olarak oynayayım. Arkadaşlar Gambit'te hiçbir sinerji yok. Hiçbir dövüş öncesi yok. Hiçbir karo yok arkadaşlar. Görüyorsunuz lan kış askerinde karo moro yok. Karosuz. Hiçbir şeysiz arkadaşlar. Oyuncak Herkül'ü yanına aldım. Unuttuğum için aldım arkadaşlar. Herkül sadece %15 saldırı gücü veriyor arkadaşlar. Başka bir şey vermiyor. Yani Herkül'ün de veyahut da herhangi bir şeyin veyahut da bağladığımız andıcın da yapacağı olaya bir etkisi yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hazırsanız başlıyorum. İzleyiniz arkadaşlar. Oynayacağım. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Klasik 12 küçük. Yani kıyamet atlısı dahi yapmadım arkadaşlar. Ne gördüyseniz ne gördüyseniz, ne anladıysanız o arkadaşlar. Ne gördünüz abi? Ne gördünüz? Şimdi dövüş ne kadar sürmüş arkadaşlar? 1 dakika 20 saniye sürmüş. 95 combo sürmüş. Şimdi şu gördüğünüz şeyi yani süreyle combo ile ilişkilendirebilir misiniz arkadaşlar? Sonsuz sersem verdi. Yani bakın adamın 550 bin canı var. Ve bu 7 yıldız R1. İlerleyen zamanlarda bunlar R2 atılacak. R3 atılacak. Yani şu anda ne gördüyseniz Gambit bu. Bunu oyunda başka hangi karakter yapabilir arkadaşlar? Bunu oyunda başka hangi karakter yapabilir? Hiçbir karakter yapamaz. Arkadaşlar ne Karo var. Ne Sinerji var. Ne birilerine ihtiyacı var ki birilerine ihtiyacı olsa ne olur? Yani soruyorum birilerine fazla diyelim ki ihtiyacı oldu. Takımı kurdunuz beşli. Yani bunu kim durdurabilir? Bunu ne durdurabilir arkadaşlar? Yani bu elemanı ne durdu? Çok ekstrem bir kara yoksa mesela rakibin karosunda sersem bağışıklığı yoksa veyahut da çeviklik yoksa yani bu sersemi yemesini engelleyecek ekstra başka bir özellik de yoksa ne bileyim bir kademeli sağlık gitme olayı vesaire bla 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 yoksa
Size soruyorum abi, bu elemanı kim nasıl durdurabilir arkadaşlar? Tekrar gidiyorum. Ya buna sinerji yaptığınızda olay daha başka yerlere gidecek arkadaşlar. Tek yapmanız gereken L2'nin dolmasına yakınken L1'e başlamanız. Şimdi bir tane final hemen açalım şundan. İşte kabamın da bu olayı beni benden alıyor acı. Neyse. Dur şimdi çıkacağım yine sonsuz sersem. Orada biraz fazla tartakladım. Hadi bu sefer de buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Yetişemedim. Bu tamamen benimle ilgili. Şöyle çıkalım. Yeniden başlayalım. Hatta bu sefer Herkül de çıkartalım arkadaşlar. Herkül de çıksın. Bıdı bıdı yaparken konsantre olamıyorsun. Oluyorsun da olamıyorsun falan filan. Bunu başka nerede deneyebiliriz? Yani aklımızın istediği her yerde deneyebiliriz. Orada Kaptan Marvel ponçiklik yapmasaydı videomuz daha cix gidebilirdi. Neyse, bu da dediğim gibi kabamın engelleyicileri çalışmadığı sürece hemen ağır saldırıyı verdim. Artık L1'e çıkacağım bu saatten sonra. Andaç'ı da arkadaşlar, Andaç oyunda çok acayip etkili şey ya. Özellikle bu verdiği sersem yeteneği muhteşem. Baksana güç barımın haline ne kadar güzel dolduruyorum. Doğaüstü bir şey arkadaşlar. Doğaüstü bir şey. Böyle bir şey yok. Dur şimdi atın intikamı. Bir sonraki de şimdi şey yapacağım. Sinerji deneyelim bir de tabii. Bir de sinerji deneyelim bakalım. Şimdi atın intikamı gelmekte. Bu arada arkadaşlar kanama zehri açık koyarsanız dövüşe sağlık basarak başlıyor. Evet ama çok fazla özel saldırı atıyor. Gördüğünüz üzere. Bu da geri tepmeleri verecektir. Değer mi? Fazlasıyla değer. Fazlasıyla. Hadi Kaptan Marvel, bir daha şey yapmazsan sevinirim, sana zahmet. Gel bakayım. Az evvelki gibi yalnız ha. Çok tehlikeli. Evet, acılar başlıyoruz. 59 bin. Hasarlar da çok yüksek çocuklar yani. Az buz bir şey değil, şuraya bak. Herkül'ün ölümsüzlüğüne karşı Gambit'in sonsuz sersemi arkadaşlar. Mesela ben 8'li combo yapıyorum ama 9'lu combo da çıkıyor. Tabii o birazcık riskli oluyor ama 9'lu komboyu da mesela şu anda rakiplerin 550 bin canı var. 700-800 binlik yerde denenebilir. Ama dediğim gibi 9'lu combo ufacık bir takılmada sizi taklaya getirebilir. 8'li combo daha garanti. 3 artı önce 3 yapıyorsunuz. Orta hafif orta yapıyorsunuz. Ve daha sonra 5'lik combo. Hacılar, hiçbir sinerjiye ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Adamın hiçbir şeye ihtiyacı
Yok arkadaşlar, neredeyse sonsuza yakın sersem. Yani 1 dakikadan fazla rakip sersem de şey. Şimdi ben bir de bunu sinerjisini de görmek isterim. Sinerji diyor, kıyamet atlısı zattı zuttu, şöyle bir bakalım. Bunun kendine az ekstra bir şeyi yok ama burada hemen şöyle bir apokalips cable. Ondan sözümü mutantlar az, böyle bir de böyle bir şey deneyelim bakalım, acı. Olmaz mı? Burada hünerli münerli bir şey vardı. Neydi bu? Evet, hüner etkisi. Al sana bu. Bunu alsak ekstra bir şey olur mu? Olmaz. Bunu alsak olur mu? Bununla bir şey var mı? Gelsene kızım. Korkmayın lan. Neyse, fırtına gel. Fırtınayı severim ya. Bir de bu olayı kıyamet atlısı ile deneyelim arkadaşlar. Dur pardon kardeşim. Dövüşe girmeden kıyamet atlısı yapmaya çalışıyoruz. Ben naz değilim ha. Hemen şuradan ver kıyamet atlısını. Bir de böyle deneyelim bakalım bu arkadaşı kıyamet atlısıyla. Ne kadar ponçik olacak? Biliyorsunuz kıyamet atlısı iken arkadaşlar kusursuz bir lokum. Her şey kusursuz. Sonsuza kadar öyle takılabilirsin. Başladı arkadaşlar serüven. Yaşasın sonsuz sersem. Bu arada bunu başka şekillerde de yapabilirim. Başka sinerjiler de var. Daha tatlı sinerjilerimiz de var. Yine onunla ilgili de video yapabiliriz. Belki bu videoyu çok beğenirsiniz. Ve like yağmuruna tutarsınız. Belli mi olur? Ha bu arada az evvel 9'lu komboda yaptım. Uuuuh. Ah be, ölmedi. Şekil yapayım derken ölmedi ama siz sonsuz sersemi gördünüz arkadaşlar ve bu sefer canım çok daha az gitti. E tabi kıyamet atlısı yapıyorsunuz arkadaşlar yani. Kıyamet atlısı da akıyor gidiyor. Buna da ayrı yakışıyor ha, var ya, acayip bir ayrı yakışıyor. Çok özel bir şey çocuklar, yani bu olayı nasıl durduracaksın bu adamı? Bu adamı durduracağınız şu anda bir şey yok. Yani Herkül nasıl geçilir, nasıl geçilir diye konuşuyorduk. Hacılar. Buyurun size, Herkül nasıl geçilir? Bir de hünere çevirmeden bir deneyeceğim arkadaşlar. Hünere çevirmeyeyim. Şu yükler acaba sersem süremi uzatır mı? Sanıyorum uzatacak. Bakayım şöyle. 3, 5, 1, 2, 3, 4. Şunu atalım. Yok, çok bir etki vermemiş. Yani hüneri açmak daha makul. En azından yüksek hasarları çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi 9'lu komboyu da çıkartabiliyoruz. Ama ben böyle daha 8'li kombodan yanayım sanki. Beni daha rahat hissettiriyor. Yo, baya baya vuruyor ya. Aynen, kendi algoritmamızı bozmamamız lazımdı. Aa, ucunda kaldım. Size söylediğim şeyin dışında bir şey yaptığım için oldu bu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bu az evvel orada başka fantazilerle denediğim için. İşte fantazi denemenin bedelini ödüyorum şu anda. Seviyorum arkadaş değişik şeyler denemeyi. Elimde değil yani. Bir de son bir kez de Juggernaut'la deneyeceğim arkadaşlar bu arkadaşı. Son bir kez de Juggernaut'la deneyeceğim. Hiç nefes aldırmasın. Bu arada Juggernaut'un fiziksel direnci var ama ya kim ipler şimdi fiziksel direnci? Bakalım Gambit ipleyecek mi? 3 artı 5, 8 arkadaşlar. Gayet temiz.
Tamam. Şimdi asasır böyle blokta bekleyerek bile güç puanınızı doldurabilirsiniz. Vallahi billahi ya, aklımız fikrimiz nerede bizim ya? Hep tatlısı kurnazdı hep. Tamam, bunu attık. Şimdi L1 atarsam bu arkadaş finish. Hadi bakalım finish mi? 1 2 3 1 2 3 4 5 ve L1. 1 2 3 4. Vallahi 4 de vuruyor. Arkadaş o dörtlü vurdurması o kadar riskli bir şey ki. Ya bizim için güzel ama ya bir yerde de bizi şeye maceralara sürüklüyor. Arkadaş yani baksana kuş mesela bazen dörtlü bazen üçlü şey geliyor. Rahat geliyor. Hacılar bu şekilde Gambit'i durduramazsınız. Şuraya bak, güç var. Bir de buna bir Mr. Fantastic sinerjisi var. Onu yaptığınızda daha fazla güç var bu. Yani daha az gücünüz gidiyor özel saldırı atarken. Bu arada arkadaşlar geri tepmeden ölüyorum sanırım. Aynen geri tepmen GG olacağız. Olsun, eğer L1 kritik gelirse alabilirim. Gelmezse nanay. Aha! Siz espriyi anladınız arkadaşlar. Siz espriyi anladınız. Muhteşem bir şey. Ben şimdi bir Mr. Fantastic sinerjisi var. Onu da bir test edeceğim arkadaşlar. Onu da bir test ettikten sonra yine bir videosunu çekerim. Sizler de düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu Gambit için? 10 üzerinden kaç alır ve ne kadar kullanışlı olur? Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.